yapacaksın? Bilmiyorum aslında ne yapacağım. Yani. Ya yine buraya gidip vazgeçmeyeceğiz de. Cihazın kumandası. Şuraya yapmasın ama bağlantı kuruyor. CV'sini gösterebilecek. Şu aparatımız var. Şu şekilde takıp. Şimdi bunca bir sesi kapanacak otomatik. Şimdi kapandı, şarjda şu an. Şarja geçiyor. Şimdi şarj aleti falan. Aman yasın. Kafada iki tane delik açılıyor. Şurada gözüküyor. İzleri vardı zaten. Oradan doktor aparatlarıyla giriyor. Sorunlu bölgeye ulaştığı zaman vücuttan gelen elektrik o bölgeye aktarılıyor. Gördüğü üzere bir kapalı. Şu anda ellerimdeki titreme başladı. Doktorum gelecek, şu anda pil açacak. Birkaç saniye içinde elimdeki titreme duracak yani. Bu arada tekrar doktor Aliza'da çok teşekkür ediyorum yani. Benim hayatımı 360 derece döndürdüğü için. Gülümse, gülümse. Şimdi şey çekmiş. Dur kız, dur. Gitme, gitme, bekle. Ben kaçayım. Çok mazetik. Hmm. 1996 senesinde askere gitmiştim. Askerde yakalandım bu hastalığa ben. Bundan sonra belli bir zaman süre tedavisi gördüm, işte ilaç tedavisi falan. 2008'e kadar dayanacak şekilde tedavi süreci devam ettikten sonra 2008'de ameliyat olmaya karar verdim. Özel bir hastanede ameliyat oldum 2008 yılında. Ameliyat olduktan sonra hayatımda belli bir başka değişiklikler oldu. Evlendim, çocuğum oldu, mutlu bir hayatım vardı. Belli 2008'den bugün bu sene 2021'e gelen süre içerisinde çeşitli defalarda pil değişti. Şu anda 5. pil takıldı kendi vücudumda var. Hastalık zorlu bir süreç gerektiriyor yani. Yaşama sevincini alıyor insanın hayatta. Yani dediğim felaket bir, iğrenç bir hastalık bu. Hatta diyeceğim bir şey yok. Yani en son yapılan, geçen hafta olduğum ameliyatta şarjlı pil takıldı vücuduma. Bu pili işte şarj edilebilme özelliği var. 25 yıl ömrü olduğu söylendi doktorun tarafından. Bu arada doktorum Ali Zırhal'a çok teşekkür ederim. Bu süreç içinde çok faydası oldu bana. Benim yani yaşımda yeni bir sayfa açtı o ameliyat sonra. 2008'e kadar belli bir şiddetli bir etkisi yoktu. Ondan sonra yani zaman geçti, hastalığın şiddeti arttı. Çünkü zamanla ilerleyen bir hastalık, Parkinson rahatsızlığı. Bilinen insanlar arasında Muhammed Ali Clay, boksör, Michael J. Fox, İstanbul'da milli basketbolcu var. Adını unuttum, hatırlamıyorum, o var. Yani sporculuk olmaması bir şey yok. Beyinde dopamin denen sıvının eksikliğiyle meydana gelen bir hastalık bu. Genetik bir özelliği de yok sanırım. Yani normalde ömrü 4 ile 6 yıl arasında olduğunu söylendi. Bu hastalığın süreciyle ilgili, şiddetle ilgili göğsünden çıkan kablo kapının içindeki elektrotlara belli bir sinyal gönderiyor. Bu sinyalin gönderilme voltajıyla alakalı sanırım pilin ömrü ona birleşik gibi geliyor yani. Pilin ömrünün bitmesi, yani kısa sürede bitmesi benim vücudumdaki hastalığın şiddetiyle alakalı yani. Yani tabii pilin bittiğini vücudunuz reaksiyon gösteriyor. Evet, reaksiyon. Hastalık belirtileri artıyor. Artık doktor elinde ölçme cihazı olduğu için onunla ölçüp durumu bana değerlendiriyor. En son gittiğimde işte 11 Haziran'da üzerimdeki pilin bitmekte olduğunu söyledi. Ne zaman oldum ben? 22'sinde mi oldum ameliyatı? Herhalde 20 Haziran'da oldum. En son ameliyatımı. Şu anda iyiyim yani, bir sıkıntım yok Allah'a şükür. Çok, yani beni o kadar çarpması da depresyonu çok rahat diyebiliyorsan. Hayat tüksüyor, yaşama sevincini kaybediyor. Artı insanın sorunları sürekli gözlerinde olduğun için işte buran niye böyle sıkıntı veriyor, şuran niye şöyle sıkıntı veriyor diye sorularını hep kendini saklama zorunda hissediyorsun. Benim sol elimde titremeyle başlamıştı bu. Ben sol elimi hep saklardım insanlardım çünkü artık çıkmıştım sorulardan. Şimdi ya da kimseye anlatmadığım şeyi anlatayım. İnternet üzerinden tanıştık biz Emel'le. O zaman işte akşam üzeri mesaj attım. O da sağ olsun döndü. Öyle bir tanışma sürecimiz başladı. Ondan sonra ben 2008 ameliyat olduğumda benim yanımdaydı. Yani eşimin desteği olmasa ben şu anda belki bir durumda olamazdım yani.
Çok anlayışsız, çok naif. Ben ne bileyim, normalde bu hastalıktaki yaşayan insanların aileyi genelde terk eder yani. Şimdi tanıdığım çok insan var bunun gibi. Sağ olsun eşim bana konuda her türlü desteği sağladı. Kesinlikle aklımın ucuna bile gelmezdi yani. Çünkü bu hastalık hep benim önüme engeldi. Yani ne bileyim, böyle bir şey olacağını aklımın ucuna gelmez yani. Herkes de denmişimdir yani. Ben evliliği istiyor, düşünmüyorum. Ama Emel birbirini bulduğum için kaçırmak da istemedim yani. Turul'la tanışma aşamasında biz her şeyi açık açık konuştuk. Turul bana rahatsızlığından bahsetti. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu belki anahtar bir cümleydi. Turul'la evlenme karar vermemde. Çünkü ben de düşünmüyordum evliliği. Kendi başıma bir gelecek hayal ediyordum. Turul'la ilk tanıştığımızda ben hastayım ama benim karakterim hasta değil dedi. Bu dediğim gibi anahtar cümle oldu galiba. bana çok mantıklı geldi. Ama tabii yine ben evlilik düşünmüyordum. Zamanla onu tanıdıkça Turul'un rahatsızlığının hiçbir önemi olmadığını düşündüm. Ve zamanla tıbbın ilerleyeceğini, bu hastalığa da çare bulunacağını, daha iyi gideceğine inandım. Buna inanarak böyle bir karar verdim. Ve zaman içinde de gerçekten düşündüğüm gibi oldu, tahmin ettiğim gibi oldu. İlaç tedavisinden çok bu pil ameliyatı, pil tedavisi çok çok işe yaradı. Son yapılan ameliyatta da şarjlı pilin takılması bizim için daha iyi oldu. Yeniden pil ameliyatı olmasına gerek kalmayacak en azından. Daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Ve bundan sonra tıbbın ilerleme devam edeceğini, pil dışında alternatif daha iyi şeylerin de çıkacağına inanıyorum. Ümitsizliğe kapılmasın diyorum. Hani Parkinson hastalarının da, diğer hastaların da her türlü şekilde olumlu düşünsünler, hayata olumlu baksınlar. Bu şekilde. Ailelerimiz tabii ki birazcık tedirgin oldular, olmadılar değil. Ama zamanla onlar da her şeyin iyi olacağına inandılar. Bizim gibi mantıklı bir karar verdiğimize onlar da inandılar. Şu an hiçbir sorunumuz yok. Yani iyi günde, kötü günde. Tabii ki iyi günde, kötü günde her zaman. Yani bu hastalık öyle bir şey ki bir dakika sonra ne olacağınız belli değil. Ki nitekim Turun rahatsızlığı öyle olmuş. Askere gittiğinde sağlıklı bir şekilde askerliğini yaparken birden sol ayağı titremeye başlamış. Bir anda olacak bir şey. Bir saniye sonra ne olacağımızı bilemiyoruz. O yüzden herkes bu şekilde düşünsün. Şimdi göğsünün üzerinde pil takılıyor bu şekilde. Ama daha öncesinde yapılan ilk ameliyatta pilden beyne doğru giden iki tane kanal var şurada, kablo var. Bu kabloların ucunda elektrot var. Beynin sorunlu olan bölgesine elektrik veriliyor. Bu şekilde vücudun dengesi sağlanıyor. Tamam. Böyle mutlu yaşıyorum. Her taraf olabilir mi? Olur. Maskem yok benim. Gel. Ne yaparım yoksa? Kumandalı pil de takıldı ya, kumandası ben dedim. Güzeldi.